Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz öncelikle teşekkür ediyorum değerli dostlar çok güzel mesajlar alıyorum Videolarımın altında yapmış olduğunuz yorumlar gerçekten beni çok sevindiriyor. Bir de şöyle bir şey yapalım mı değerli dostlar? Yani bu tarz videolar çekiyorum. Yani ne kadar başarılı, ne kadar başarısız kendi düşüncelerinizi yazarsanız en azından dışarıdan bir gözle kendimize bakmış olacağız. Öz eleştiri gibi değil. Çünkü biz kendimize eleştiri yapıyoruz ama bir eleştirinizi alabiliriz değerli dostlar. Tabii saygı, sevgi çerçevesi adı altında en azından bu tarz videolara devam edip etmeyeceğimizi söyleyebilirim. Çünkü yani bana geri dönüşlerde ciddi anlamda bu tarz videoların anlık bir şekilde paylaşmamı isteyen dostlarımız var. O yüzden yani ben de açıkçası paylaşmak istiyorum. Ee, eğer ki yardımcı oluyorsa. Zaten biliyorsunuz ki değerli dostlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tavsiyesi değildir. Ya bunlara bir bakmak gerekiyor diyoruz. Bunları bir bilmek gerekiyor diyoruz Sonra ne olur ne biter bilmiyorum endeks izin verirse keza görüyorsunuz Yani sürekli bakın Listemizde Hep aynıdır bakın burada bu son 2-3 gün içerisinde Alım yapılan yabancıların alım yaptığı hisseler ve Belli ki bugünden sonra da alım yapılacak hisseler olduğunu söyleyebiliriz yani buradaki hisseler Bakın değerli dostlar Ereli Ereli biz ilk listeyi aldığımızda Yani ilk paylaştığımızda Bakın şuradaki seviyelerdeydi yüzde yirmilik bir artış gerçekleşmiş 16 ise şu an 19 60 seviyelerinde yani %20 %25'lik bir artış e, gözüküyor. E bu da tabi ne oluyor? E bizim mutlu ediyor değerli dostlar. Çünkü keza geri dönüşleri çok iyi alıyoruz. E, keza artık tüpraşı paylaşmaya gerek var mı? Yani burada tüpraş tüpraş hala alım yapıyorlar. Bakın teknik hedef şuraya kadar gidebilme ihtimali var tarzında. Bakın şuradaki hala gidiyor değerli dostlar. Teknik olarak hala ee, yoluna devam ediyor. Buradaki tarihi zirve artık yavaş yavaş görüldü. Görülecek değerli dostlar. Yani zaten orada bir önceki videoda düşüncelerimizi paylaştık. Bak koç olduk mesela arkadaşlar. Ya koç olduk. İskontolu dedik. Ucuz dedik. Güzel dedik. Bilançosu çok iyi gelebilme ihtimali var dedik. Bakar mısın? Şuradan. Şurada tepki geldiği yere bakın. Öyle çok e, güzel bir yerden tepki gelmişti değerli dostlar. Buradaki hacime de baktığımızda inanılmaz bir hacim olduğunu görebiliyoruz. Ya buranın üstünde olduğu sürece artık yukarı yönlü hareketine devam etme ihtimali var. tabi sadece bunlar değil. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz ki dün şu e, paylaşımını yapmıştım videonun içerisinde. Sadece katılara özel. Paylaşacağımı söyledim Çünkü burada oluşum çok iyi olduğunu gördük Keza bunu daha önce de paylaştık değerli dostlar yalnız burada onay aldıktan sonra biz artık bir paylaşmak istedik buna bakalım mı hangisi olduğunu yani bugün tavan kapattı İnşallah yarın da olur mu olmaz mı yani şimdi bunları bilmiyoruz ama inşallah yani şu şekilde bakın Trabzonspor değerli dostlar ben hedeflerini göstermeyim yani buradaki çizimlerimi göstermeyeyim şurada Değerli dostlar bu şekilde buradaki seviyedeyken değerli dostlar paylaştık ve e, ciddi bir yükseliş yapabilme ihtimali olduğunu söyledik ve katılda paylaştık. Keza e, videolarımızın arasında da bulabilirsiniz. Şuradaki seviyeden paylaştık. İşte şu an e, hangi seviyede değerli dostlar %30 oranda bir e, iskonto'muz var bir primimiz var hatta da %25 hatta da %20 yahut da %10 fark etmez ciddi anlamda güzel bir yükseliş yakaladık. Yani arada sırada bir hikaye yakalarsan değerli dostlar en azından biz bu işe yarıyoruz. Yani e, tabi e, destek dirençleri paylaşırız. Teknik hedefleri söyleriz. Gider gitmez o ayrı bir mesele. Endeks kötü olur. Ama bazen mesela Merit gibi. Merit'teki hikayeyi de yakaladık ve keza %100'den fazla prim yaptı Merit. Keza şimdi Trabzonspor şu an %30 e, primlendi. Yani arada sırada bu tarz Verileri bakabiliyoruz bulabiliyoruz o yüzden katılım bir önemi var değerli dostlar yani zaten orada günlük olarak e, teknik hedefini e, güzel görmüş olduğumuz hisseleri paylaşıyoruz e, dün öbürsü gün bu hisseyi paylaştım bugün de tek bir tanesini paylaştım değerli dostlar bugün biraz önce bir tane e, paylaştım hatta hangisidir şunları bunlar öncesi sonrasıdır değerli dostlar. Bugün de bunu paylaştım değerli dostlar. Burada açıkçası yine aynı şekilde prim yapabilme ihtimali olabilir diyoruz. Hem ucuz. Ya yani şimdi biz bunları paylaşıyoruz ama her şeye bakıyoruz değerli dostlar. Yani hacmine bakıyoruz, temel analizine bakıyoruz. Trabzonspor'un tek temel analizi yine bakmadık. Neden? Çünkü temel analizin nasıl olduğunu bilebiliyoruz. Bu sadece bir hikaye olduğunu, bir Fenerbahçe ilsesi gibi olabilme ihtimali söz konusu olduğunu Ön e, öngördük. Hatta onu da katılda duygu düşüncelerimizi paylaştık. Umarım e, yani e, Trabzonspor e, bu şekilde devam eder ise derdi dostlar futbolda. Yani ben buradaki e, biz a, buradaki seviyelerden üst sev 3. Seviyelerin 10-15 seviyelerine gidebilme ihtimali olabilir mi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yani şimdi öbür türlü buralardan alım yapan adam e, saçma sapan. E, yani yakalanma, yakalanmayın arkadaşlar. Sadece öngörülerimizi söylüyoruz. Kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Gününü ki arkadaşlar 10 TL çıksın 20 TL çıksın ki biraz kar edelim. Yani arada sırada değerli dostlar yani katılın bazen bana yazıyorlar. Katılın nasıl bir avantajı var herhangi bir avantajı yok. Ama teknik desenini beğendiğimiz grafikleri paylaşıyoruz. Arada yakalar isek yakalar isek böyle hikayeler yakalıyoruz. Ve kimsenin haberi olmadan açıkçası e, paylaşıyoruz yani kimsenin haberi olmadan e, biz bunları gökten bulmuyoruz derli dostlar. Biz de araştırıyoruz, bakıyoruz. Aa evet Trabzonspor ligde iyidir, bu şekilde devam edebilir. Aa Merit nasıldı? Ana pazara çıkacaktı. Aa tamam demek ki yola devam edilebilir. Böyle 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 e, bilgi birikimi, tecrübe artık yoluna devam ediyor. Her neyse konumuza dönelim. Şimdi Koç Holding'e baktık. Sağ ol arkadaşlar. Yani söylüyoruz, hala söylüyoruz, hala söylemeye devam edeceğiz. E, hisse e inanılmaz e, önümüzdeki zaman için söylüyorum. Kısa vadede ki e, şu an hala ciddi anlamda güzel gidiyor. Şöyle bir paylaşayım sağ olun. Yani e, şöyle bir paylaşayım e, şurada kırılım geldi mi açıkçası e, benim için zaten bitmişti. Hatta biz pa ilk paylaştığımızda bu e, katıl hissesi de açıkçası paylaştığımızda buradaki seviyelerdeydi değerli dostlar. Tam şuradaki seviyelerde. Hala gidiyor. Umarım e, gitmeye devam eder. Çünkü burada e, olay farklı bir yere dönüyor. Ha burada bir direnci var. Satış yiyebilir mi? Giyebilir. E, ama umarım gider. Yani ben pek bir şey söylemek istemiyorum. Biz teknik analizine bakmıyoruz. E, biz tamamen burada çıkan sonuçlara bakacağız değerli dostlar. Ya Petkim, e, Ford oto Toaso, Enkai, Şişe. Ya bunlar değerli dostlar yani yapmış olduğumuz bütün taramalarda ya abi Ereli çıkıyor, Tüpraş çıkıyor, Koç Holding çıkıyor, Sağol çıkıyor, Petkim çıkıyor, e, Enkayı çıkıyor, Şişe çıkıyor, Aselsan çıkıyor, Enerjisa çıkıyor, EKO, Gübre Fabrikası, Logo, Gübre Fabrikası'nı gördünüz bugün güzel gitti, Logo çıkıyor, Coca Cola, bunlar çıkıyor, Doğaç çıkıyor. Bunlara bir dikkat etmek gerekiyor. Yani demek ki var bir şeyler adam. Yani Var bir şeyler ki bunlar alım yapıyorlar. Bir de bu iki tarih arasındaki yabancıların lot farkını bulalım. En çok hangi hisselere yönelmiştir? 21 ile 25'i arasında en çok emlak gayrimenkule yatırım yapmışlar değerli dostlar. Ondan sonra TSKB'ye bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlar. Sadece buradan çıkan sonuçu size aktarıyorum. Yoksa ben özel olarak bu hisseyi buraya koymadım. Bakın burada Petkim, Bakın burada Trabzonspor, burada Trabzonspor'da yaklaşık 6.5 milyon diyelim değerli dostlar. 6.5 milyon bir lot farkı var ekstradan değerli dostlar. Sadece bu 2 gün e, içerisinde, bu 3 gün içerisinde daha doğrusu e, yabancıların ciddi bir alımı vardı. Hatta yani şöyle yani e, onu paylaşamam gösteremem çünkü o diğer hissemiz çıkacak. Yani orada katılda paylaştığım şeyi keşke bir görseydiniz. Trabzonspor'un açıklamasını. Ya orada e, o kadar bariz bir şekilde belliydi ki yabancılar son 3 günde bakın son 3 4 gün içerisinde tam yaklaşık 7 milyon lot alımı yapmışlar. Tam 7 milyon lot ha. Bunu e, katılda da paylaştık. Orada e, yeni gelenler varsa görebilirler. E son 3 günde de yani bundan önceki e, son 1 haftada pardon 3 milyon alım yapmış. Yahu düşünsen son bir ay son bir hafta ile 2 hafta bandı arasında sadece 3 milyon lot almışlar. Son 3 günde de 7 milyon lot alım yapmış. E var bir şeyler. Ben bilmiyorum. Ne olur ne biter bilmiyorum değerli dostlar. Yani çok şükür. Çok şükür. Aselsan değerli dostlar. Burada Tüpraş, İhlas Gayrimenkul, GSDHO, Hedef GS, Şişe, Bucim. Bucim arkadaşlar bugün eksi yedi ama Bucim'i hala gidebilecek bir performansı var mı? Hemen bir bakalım var mı yok mu? Şimdi bunları hepsini bilmek gerekiyor. Tabii şöyle yapacağım. Bakın değerli dostlar. Şu ya ya bu kadar basit değerli dostlar. Ya şu 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 oluşum, şu oluşum aslında her şeyi anlatması gerekiyor değerli dostlar. Şu oluşum her şeyi anlatması gerekiyor. Bakın kısa vadeciler için Burada 371'in altı 376 kapanışlar stop loss onulması gerekiyor. Bakın çize bakar mısınız çizimi? Dedik ki buradan çıkıp buraya doğru bir yönelim. Ondan sonra tekrar yoluna hareket etme durumu söz konusu olabilir mi? Olabilir. Kısa vadeci için söylüyorum değerli dostlar. Normal e, buradaki seviyelere gelse bile dahi sıkıntı yok ama e, hisse temel analiz verilerine baktığımızda hatta bir bakalım ona da bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Ee, bir ucuz mu değil mi? Ona bir bakalım değerli dostlar. Şimdi burada e, PK9 e, Ondan sonra piyasa deri bölü defter değeri 1.65 bence güzel borcu var mı? Çok az bir borcu var. Hatta yok yani burada yok ama çok az bir borcu var burada. Değerli dostlar o da e, kısa vadedeki yükümlülükler %17 uzun vadedeki yükümlülükler de %3. Yani neredeyse yok denecek kadar az değerli dostlar. Onu da bir söyleyeyim. Ya buradaki kar, bu bu çeyrekteki kar böyle güzel gelir ise değerli dostlar. Bu sefer hisse başına düşen kar da e, yükselir değerli dostlar. Hem karlılığı hem büyümesi hem de borçluluğu bu şekilde devam ederse. Yani bu cim, ya benim şanslı fikrimdir. Yani yine herhalde tekrar oradaki bölünmeden önceki seviyelerine götürebilme ihtimalleri var. Yani 6'da 6, 6'da 6, 6'da 6. Ucu şirket, güzel şirket. Yani, yani videolarımızı izleyen adam her türlü bunları görebiliyorlar. Ee, yani bunlar tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al tavsiyesi de hiç değil. Öz kaynak karlılığına da baktığımızda ciddi anlamda bir yükseliş görebiliyoruz. Yani bence buradaki eksi 3 e yani yatırımcı olan adam bunun ne yapmaya çalıştığını çok iyi bilir. Ben, ben söyleyeyim de yani öbür türlüsü çok da sıkıntı yapmamak gerekiyor. Burada bir şeye bakalım mı? Tahta kimin elinde? Her neyse buradaki görüntüye bir bakın, ekran görüntüsü çekin. Ben bir bu bakayım. Hatta şuradan bakayım. Bakalım tahta kimin elindedir? Burada ak yatırımın elinde olduğunu görebiliyoruz, garanti yatırım e, ortaktır, tacirler de keza öyle. Yani burada e, küçük yatırımcının elinde 20'lik bir lot var, onu da topluyor ak yatırım. Hatta bu son günde e, City Bank yaba, yani yabancı bankasından güzel bir alım geldiğini görebiliyoruz dedi de olsa 225 bin, burada da 200 bin. Güzel, inşallah devam eder. Öbür türlüsü ne olur ne biter, hep beraber izleyip. Göreceğiz değerli dostlar. Burada ak yatırımın güzel bir lot topladığını görebiliyoruz. Yarın öbürsü gün ne olur ne biter bilmiyoruz değerli dostlar. Böyle dediğim gibi bunları kısalttım değerli dostlar. Yani son böyle 19 ile 21'e 25'i baz aldığımızda burada o TSKB, Petkim, Trabzonspor, Aselsan, Hedef Holding bir önceki videomuzda da çıkmıştı. GSDO, Koza, İttifak, İlas Gayrimenkul, Tüpraş. Yani bunları bilmek gerekiyor. Ama asıl mesele işte burada kim totalde ne kadarlık bir lotlu var onu görebiliyoruz. Ereheli, Tüpraş, Frotto, Türksel, Saol, Petkim, Enkai, Tuaso, Şişe, Koş Holding, Aselsan, Ekgeo, Koza, Aksa, Vestel. Hani Aksa'yı biz nereden paylaştık ya? Biz nereden paylaştık? Ya biz de bunları buradan görüyoruz arkadaşlar. Tabii kırılımlara bakıyoruz, temel analizine bakıyoruz. Bunlar bizim için önemlidir. Ya Allah aşkına bakar mısın? Allah aşkına ya. Şuradaki teknik hedefi görüyor musunuz? Hadi yanlış anlamayın. Bu 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 hedef şuradaki seviyedeyken paylaştık ha. Şuradaki seviyedeyken biz paylaştık bunu. Ama şimdi gel de bana sor. Gel de bana bak burada %23 %25'lik bir e, gitmiş ya. Abi ya, yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor yükseliyor düşüyor sen yükselmiyor sanıyorsun ama totale baktığında ciddi anlamda bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Burada çok güzel bir formasyon yapıyor değerli dostlar. Yüksel, in, düzeltme hareketi, bu bir, bir dalga yap. Ondan sonra bir düzeltme, dalga yap, düzeltme, dalga yap, tekrar bir düzeltme önümüzdeki günlerde gelebilme ihtimali var değerli dostlar yani iyi bir şekilde yatırımcı olun değerli dostlar. Yani çiziminiz yanlış olsa bile dahi mutlaka ama mutlaka çizimler yapın değerli dostlar. Bunlar önemlidir. Bir bakalım şimdi hep söylüyoruz ya. Bu hisseleri ne kadardır topluyorlar? Bunlar bu eylül e ekim ayında hangi hisseleri alım yapmışlar bu yabancılarımız ve hangilerine devam edecekler. Bunlar yabancılar arkadaşlar siz böyle kısa vadede in çık yaptıklarını düşünüyorsunuz ama öyle değil topluyorlar arkadaşlar topluyorlar. 5-6 lot satarlar bir sonraki şeyde virman yaparlar başka bir şeyden virman alırlar. O yüzden tahtalarına bir bakmak gerekiyor. Burada Ereğli var değerli dostlar. Bakın o kadar satmalarına rağmen iki tarih arasında satmalarına rağmen ciddi anlamda hala lotları var onu da belirteyim değerli dostlar. E, Tüpraş'a bakıyoruz. Tüpraş hala var. burada Frotto var. Türksel var. TOASO var. Sağol var. Aselsan var. Abi yani Vallahi ne desek de boştur ama yani diyoruz abi ağzımızdan bazen kaçırıyoruz. Güzel şirketleri söylüyoruz. Saol güzel şirket. Koç Holding güzel şirket. yani ya söyledik Ereğli, NK güzel şirket. Bir video çektik ya ise mavi, ekkeyo bunlar bir aydır sürekli çıkıyor. Ama bir aylık süre zarfı içerisine baktığımızda ciddi anlamda prim yapan hisseler var. Goody. Mesela bakın Goody. Goody'yi hangi seviyeden paylaştık? Orası önemlidir. Paylaşayım mı onu? Gör bakayım mı? Pardon. Bak bu Goody ilk radarımıza girdiğinde bak değerli dostlar şurada. Şuraya. Şurada şurada şuradaki seviyede tam şuradaki seviyelerde radarımıza girdi. Buradaki seviyelerde aralarımıza girdi. Ne dedik? Dedik ki abicim tamam hikaye güzel olabilir. Ee, gidebilir mi? Gidebilir. Ama e, gitmesinin sebebi e, hem hacim kırılımı gerçekleşmiş. Bak şimdi teknik ne diyor biliyor musun? Aşağı doğru gelse bile dahi 8 TL seviyesine gelse bile dahi şuradaki formasyon bozulmaz. Buradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bekleniliyor açıkçası e, teknik anlamda. Yani gitti mi gidiyor. Yani sadece sabırlı olmak gerekiyor. İyi şirketlere yatırım yapın. Derdi dostlar bu bu süre zarfında yani bilançoların bu şekilde açıklandığı bir dönemde mutlaka ama mutlaka iyi şirketlere yatırıp yapmak gerektiğini düşünüyorum. Yani iyi şirketlerde zaten keza bunlar ortaya çıkıyor. Biz 30, biz 50 hisseleri arkadaşlar kendimi parçalayacağım, en sonunda dayanamayacağım. Yani biz 30, biz 50 hisseleri sana sürekli böyle bir tavan tavan Trabzonspor gibi bir tavan tavan vermez ya da Merit gibi ya da ne bileyim Frigo gibi gübre fabrikası gerçi o da şeyin dahilindedir. Yani ama ağır mı gider yavaş yavaş gider güzel bir şekilde gider ee, tarım güzel olur tarzında cümleler kullanıyorlar analistler tabi bunlar bizim şahsi düşüncelerimiz değil. Bunlara yatırım yapın demiyoruz. Çünkü keza bunlar da düşebilir bilmiyorsun. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi hiç değildir. Tabi duygu ve düşüncelerinizi yazın arkadaşlar. Yorumda konuşuruz buluşuruz. Bakalım ne var ne yok. Hep beraber izleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.